Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Napoli gibi olmalı. Sabah. Beşiktaş ilk yarının tamamında tok, tabanca gibi takımdan uzak, kırılgan bir yapıda oynuyor. Oğuzhan'ın son bir aylık düşüşü, Sosa'nın düşüşü sebebiyle bloklar arasındaki eski darlık yok. Alan genişleyince yoruluyorlar. Kaldı ki Beşiktaş'ın Gökhan Töre diye bir oyuncusu var. Hem sakat hem de form problemi yaşıyor. Olcay gol kaçırıyor, güvenini kaybediyor yavaş yavaş. Tık tık pas yapan Beşiktaş oyununda en önemli etkenlerden biri Atiba'nın öne doğru pas yüzdesiydi. Onda da düşüş var. Sezon başı Beşiktaş bu oyunla bu kadar gol atıyor olsa kolay değil derdim. Bir yandan da şampiyonluğa giderken iki stoperini birden kaybediyorsun. Hiç kolay değil. Stoper pozisyon oyununun geçerli olduğu bir mevki. Ben geçenlerde Napoli'yi seyrettim. Napoli'de dikkatimi şu çekti. 3-1 maç Kievo'ya karşı. Rakip taç kazandı. 6 kişi birden geldi. Beşiktaş da böyleydi. Şimdi Beşiktaş'ı böyle göremiyoruz. Kompakt oyundaki düşüş mü, baskı mı bilemiyorum. Napoli nasıl yapıyorsa Beşiktaş da böyle bir takımdı. Yine öyle olmalı. Beşiktaş fikstürde 2 maç geriden giderken, baskı yaratıyor mu derken oyuncular, biz kendi işimizi yapıyoruz diyorlardı. Fakat 23-24. Haftalarda bu stres yavaş yavaş başlar. Ligin sonuna doğru aman ya kazanamazsam diye düşünürsün. Gözüküyor ki yarış sezon sonuna kadar gidecek. Stresli de gidecek. Bu maçta Beşiktaş adına 7-1'lik bir skorun üzerine de bir yazı yazıyor olabilirdik. 50 tane attıysak bir o kadar da kaçırdık diyebilir Beşiktaşlı oyuncular. Bu iyi bir özellik Beşiktaş için ama başarı için daha sıkı haline geri dönmesi de gerekiyor. Rakiplerini daha çok yoruyordu Beşiktaş. Rakipler maç sonlarında diri kalmıyordu. Bunun karşılığında 52 tane gol attı lig için. 24 haftada maç başına 2 gol ortalamasını geçiyor. Beşiktaş önce hücumdan başlayıp oradan savunmayı kurgulayan bir takım. Ligi savunmacı Fenerbahçe mi kazanacak, hücumcu mu kazanacak? Soru bu.